Hayır, latte olsa adına. Kulümen aleyha fan ve yabqa vejhu rabbike zul celali vel ikram. Tabi ayyi alai rabbikum ahkettiman. Yesaluhu men fissemavati vel ard. Kulle yevmen huve fişet. Tabi ayyi alai rabbikum ahkettiman. Sana böyle bir şey olmasından korkuyorduk. Artık Allah'ın düşmanları benim gözümde çok basitler. Eğer isterseniz onlara aynısını yarın tekrar yap. Hayır hayır, bu kadar yeter. Seni düşündüren ne? Kavmin ahlakı gittikçe bozuluyor. Hangisi? Mekke'de iki kavim var. Keşke Muhammed'in ashabını da ayıplayabilseydim. Kavmimi ayıplayabildiğim gibi. İşkenceye rağmen sabırlılar. Kendilerine sövüp küfredenlere de selamla karşılık veriyorlar. En zayıfları güçlü hale geldi. Güçlüleri de merhametli oldu. Bizde ise güçlü olanlarımız zayıfları eziyor. Zayıf olanlarımız da güçlülerimize tuzak kuruyor. Ya da şerrinden kurtulup çıkar sağlamak için ikiyüzlülük yapıyor. Onlarsa birbirlerine şefkatle davranıyorlar ve zenginleri fakirlerine yardım ediyor. Yani Ebu Bekir ve Osman, Musab bin Umeyr, Ebu Huzeyfe bin Utbe, Bilal, Suheyb ve Ebu Huzeyfe'nin hizmetçisi Salim'le aynı seviyedeler. Ama bizde ise biri soylu, diğeri zayıf. Hatta soylular bile derece ve sınıflara ayrılmış. Bunlar nasıl iflah olur? Bugün onları Ümmü Abd'ın oğlunu döverlerken gördüm. Ki o kendini koruyacak bir aşireti olmayan zayıf biridir. Öğle vaktinde Kabe'de Kur'an okuyordu. Kardeşim, onun okuduklarını dinledin mi? Oradan ayrıldım. Böyle bir durumda onlarla olamazdım. Sen de onların dövdüğü gibi dövüyorsun. İyi ama benim dövdüklerim kendi kavmimden ve üzerinde otoritemin olduğu insanlar. Üstelik özellikle de zayıfları seçmiyorum. Ya da aşireti olmayanlara gövde gösterisinde bulunmuyorum. Yaptıklarından dolayı vay Muhammed'in haline. Evet o. Muhammed. Başımıza gelen tüm bu belaların tek sorumlusu o. Ne kadar isterdim yanına gidip kılıcımla onu parçalamayı. Sonra da Haşimoğullarına gidip beni öldürmeleri için onlara onu kendi elimle teslim etmeyi. Erkeğe karşı erkek. Böylece Mekke eski haline dönmüş olurdu. Kardeşim, bu söylediklerini yapacak değilsin. Suçsuz bir insanın kanını eline bulaştıramazsın. Sana taş atmayan, sana karşı sopa kaldırmayan biri o. O sana tek kötü söz söylemedi. İki kişinin kanını dökmek çok sayıda dökülmesinden daha kolay. Bunu halkım için yapacağım. Bunu aklından çıkar Ömer. Bugüne kadar kendimi senin büyüğün olarak görmedim. Seni hep kendime tercih ettim. Bunu hak ediyorsun. Bunları sana da alkavukluk için söylemiyorum. Bu yüzden beni dinle. Senden büyük olduğumu ve üzerinde hakkım olduğunu unutma. Seni uyarıyorum Ömer. Bu vesveselere sakın kulak verme. Yoksa çok mutsuz olursun. Biraz önce Muhammed ve ashabının ahlakını aktardın ve doğru konuştun. Ahlakına uygun olanı yap ki bu seni doğru olana götürsün. Bize yaklaşıyor ama tamamını getiremiyor. Ne zamana kadar? Muhammed gözünüzün önünde Kabe'de namaz kılıyor. Ebu Bekir de başında bekliyor. Siz hala yerinizde oturuyorsunuz. Ya.
kendinize gelin. Aklınızı başınıza toplayın. Rabbim Allah diyen bir adama mı düşmanlık ediyorsunuz? Haşimoğulları bunu duyarsa burası mezbaya döner. Büyük bir katliam olur. Doğru söyledin. O halde ona bizi daha fazla rahatsız etmeden çıkıp gitmesini söyle. Ben Allah'ın Resulüne emir veremem. Bize vahiy onunla geliyor. Biz ona işittik ve itaat ettik deriz. Sen de ilklerdensin. Kölelerimizi ve oğullarımızı hiç kimse senin gibi yoldan çıkaramadı. Bari Kabe'yi bize bırakın. O akılsızlar oğluma ne yaptı? Yemin ederim o yetim, dul ve miskinlerin mutluluk kaynağıdır. Teğme oğulları ondan daha iyi ve merhametli birini görmedi. Bunu ona nasıl yapabildiler? Nasıl? Bize yaptıklarının daha kötüsünü onlara yapacağız. Konuş oğlum. Bir şey söyle. Konuşmuyor. Onu getirdiklerinden beri konuştuğunu görmedim. Günün sonuna ulaştık. Ve korkarım. Korkarım işte, ki... dudaklarını hareket ettiriyor. Konuşun efendim, bir şey söyleyin. Allah Resulü nasıl? Biz senin için uğraşıyoruz. Sense Muhammed'i mi soruyorsun? Onunla ne işimiz olabilir? Mutlaka sana yardım edeceğiz. Kan ve akrabalık uğruna. Çıkın. Çıkın gidin. O mulayır. Ona bir şeyler yedirip içirmeye çalış. Allah Resulü nasıl? Yemin ederim arkadaşın hakkında hiç fikrim yok. Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e git. Neden yapayım? Oğlum Ebu Bekir sana Abdullah bin Muhammed'i soruyor. Ne Ebu Bekir'i ne de Abdullah bin Muhammed'i tanıyorum. Eğer oğlunun yanına seninle gelmemi istersen gelirim. Vallahi halk sana fasık ve kafirler için zarar verdi. Dilerim ki Allah senin intikamını onlardan alır. Sen de Muhammed'in dininden misin? Allah Resulü ne yaptı ki? Annem burada bizi dinliyor. O seni ilgilendirmez. Allah Resulü'nün durumu iyi. Nerede o? Erkam'ın evinde. Allah şahit ki Allah Resulü'nü görene kadar hiçbir şey yemeyip hiçbir şey içmeyeceğim. Sabırlı ol Ebu Bekir. İnsanlar yatışana kadar bekle. Sen iyileştikten sonra Resulullah'ın yanına beraber gideriz. Ebu Bekir. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah. Bir şeyim yok. Sadece fasık Utbe yüzüme vurdu. Oradaki benim annem. Oğluna karşı iyi bir annedir. Sen mübarek bir insansın. Onu Allah'ın dinine çağır. Onun için Allah'a dua et. Umarım Allah onu ateşten kurtarır.
Anne, buraya içeri gel. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. Baba, gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Hem de halkının en akıllısı ve bilinçlisi olduğun halde. Yoksa o aşağılık Ebu Cehil'e kanıp ona mı uydun? Hey sen! Babanla konuşurken diline sahip ben ol. Ben ona senden daha iyi davranıyorum. Onu hidayete ve imana çağırıyorum. Sense onu batıla ve kötü yola çağırıyorsun. Ebu Bekir. Ebu Bekir, baba. İnsanlar arasında dili en düzgün olanı. Yumuşak kalpli, aynı zamanda iyi ahlaklı. Ona ayakkabını öyle bir vurmuşsun ki yüzünü tanıyamaz olduk. Arkadaşlarımı şöyle derken duydum. Fasık Utbe ona ne yaptı? Dilleri kopsun onların. Sen de sağır olursun inşallah. Baban hakkında konuşulanları duyunca onları taşlamadın mı? Yoksa kendine olan saygını mı kaybettin? Babama olan saygımdan dolayı çok düşündüm. Zira onun kötü bir duruma düşmesi beni üzer ama arkadaşım, kardeşim ve efendim olan Ebu Bekir Sıddık'a olan saygım da büyüktür. Bu arada onun zulüm ve iftiraya maruz kalmasını kabul edemem. İyice kabalaştın seni. Yeter. Evet, yaptım. Olan oldu. Yaptıklarımdan ne gurur duyuyorum ne de pişmanlık. Kavmimi daha önce Muhammed'i ve dinini rahat bırakmaları hususunda uyardım. Araplar onu etkisiz hale getirirse bizi kurtarmış olurlar. Eğer o onları alt ederse onun izzeti bizimdir dedim. Ancak bu uyarımı dinlemediler. Ben de kavmimden biriyim. Sapkınlık üzere olsalar bile mi? Bana göre sapkınlık cemaatten uzak olmaktır. Tıpkı devenin sürüden ayrılması gibi. Ya sen? Sen Ebu Huzeyfe? Babanın meclisinden ayrıldın. Diğerlerinin oğullarına, atalarının dinlerini terk ettiklerinde yaptıklarını ben de sana yapmalıydım. Onları hapsettiler, aç bıraktılar, hatta işkence yaptılar. Keşke sen de yapsaydın. Oysa ben seni koruyup kolladım. Ta ki senin yüzünden kavmimden sevmediğim sözleri işitene kadar. Ebu Cehil, onun arkasından gidenler kaybettiler. Şimdi de babanı mı yargılıyorsun sen? Anlaşmazlığa düştüğümüz konuda hükmü Allah verir. وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Neden bizim için yoruluyorsun? Bilmiyorum. Belki akrabalık duygusu. Akraba oğlumuz Ebu'l-Hakem'in bize bu gördüklerini yapmasına engel olmadı. Sadece aramızdaki akrabalık bağı yüzünden onlara acıdım. Sadece acıdığın için mi? Başka ne olabilir ki? Onlara kendi kardeşlerinden daha fazla acıma. Ebu'l-Hakem. O onlara sadece yiyecek ve su veriyor. Böylece onların maruz kaldığı işkence süresini uzatıyor. O zaman onlara neden karışıyorsun? Kendi hallerine bırak. Git başımdan Halit. Babamız hayattayken bana karışamazsın. Kötülük yapıyorsun Velid. İyilik yapmaya çalışırken kötülük yaptın ey Velid. Ailesine iyilik yapmayan yanlış yoldadır. Zira o iki adam dinimizi terk etti. Ama kavmimizden ayrılmadı. Kendilerini böyle görmüyorlar. Birileri onlara sorduğunda Müslümanlara katıldıklarını söylerler. Muhammed'in ashabı ne söylüyorsa aynısını söylüyorlar. Allah cahiliyedeki akrabalık bağımızı İslam bağıyla değiştirdi. Ve dinlerine muhalefet eden babalarını, kardeşlerini ve kabilelerini terk ediyorlar. Süheyl, Bilal ve Salim gibilerini onlara tercih ediyorlar. Diyorlar ki, bunlar bizim kardeşlerimiz. Baba, onlar ailelerini ve kabilelerini terk etmiyorlar. Sadece onların yaptıklarından ve dinlerinden uzak duruyorlar. Cahiliye kalıntılarını bırakıp akraba bağını önemsiyorlar.
Sen de aynı onlar gibi konuşuyorsun. Cahiliye. Onlardan duyduklarımın anlamını nakletmeye çalışıyorum. Kesinlikle gerçek olan akrabalık bağını önemsiyorlar. Zira dinlerini çağırmaya kendi aşiretlerinden başladılar. Bunun sebebi onların diğerlerinden önce gelmesi. Cahiliye taassubu hakkında şair der ki, ben Gazze'ye kamindenim. Savaş derse savaşır, sulh derse sulh yaparım. Evet, bu onların dinindeki cehalettir. Adalet ve hak üzerine bir araya gelinir. Bazılarının şöyle dediğini duydum. Resul bize, zalim de olsa mazlum da olsa kardeşimize yardım etmemizi emretti. Mazluma nasıl yardım edileceği bilinir. Ama zalime yardımsa onun zulmüne engel olmaktır. Şimdi akıl sahipleri bana cevap verin. Hangisi daha hayırlı? Bu mu yoksa diğeri mi? Seleme ve Ayaş'tan duyduklarının hepsi bu mu? Onların söylediklerinden farklı bir şey söylemedin. Korkarım söylediklerinizdeki benzerlik kalbinize yansımaz. Velid, sen Müslüman mı oldun? Müslüman olmadım ama adil olmaya çalışıyorum. Onlardaki düşünce, ahlak, adalet ve fazilet hoşuma gidiyor. Söyledikleri bazı şeyleri ise hala tam olarak anlayamıyorum. Yeter. Onları da anlamana gerek yok. Ve hemen El Hakem'e gidip ondan özür dile. Kardeşlerime yemek verdiğim için mi özür dileyeceğim? Onlar ondan daha merhametli olduğum halde. Hayır, vallahi yapmayacağım. Hayır, vallahi yapmayacağım. Onu bırak Halit. Daha fazla inatlaşma ki kardeşlerine daha da yaklaşmasın. Gecenin bu vaktinde neden tek başına dışarıdasın? Çok geç oldu. Sen neden çıktın? İçim daraldı. Göğü ve yıldızları seyrederek biraz rahatlamak istedim. Ben de aynı sebepten çıktım. Düşüncelisin. Seni düşündüren ne? İnsan iki kalple yaşayabilir mi Ömer? Biri kendinin, diğeri ise başkalarının. Babalarımıza itaat etmek için gönüllerimize isyan mı edelim? Yazıklar olsun. Kalbin İslam'a karşı yumuşadı mı yoksa? Eğer içinde İslam'a karşı yönelme varsa, itaat edip açıkla ve onun uğruna zorluklara dayan. O zaman sen beğenimi ve saygımı hak eden bir düşmanım olursun. Ama rahatını korumak için inandığın dini açıklamaktan korkarsan, işte o zaman benim için aşağılanmayı hak eden bir dost olursun. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Aksine, nasihat ettim bile Hattab'ın oğlu. Allah için bunu şimdi yapma. Ama sonra... Ne fısıldaşıyorsunuz? Abdullah. Sorun nedir? Oğlunun iki yüzlü bir taklitçi olması seni mutlu eder mi baba? Lat ve Uzza adına hayır. Peki kimseye belli etmeden birçok şey saklayan korkak olduğunu bilmek seni mutlu eder mi? Lat ve Uzza adına hayır. Sence hangisi doğru? Cömert, cesur ve mert olan düşman mı? Yoksa alçak ve korkak olan dost mu? Tabii ki birincisi. Bunlardan daha iyisi ise mert ve cesur bir müttefik. İyi de bunları neden soruyorsun? O zaman bil ki baba, ben Lat ve Uzza'yı inkar edip İslam'a girdim ve Muhammed'e tabi oldum. Abdullah, gerçekten bunu yaptıysan... O zaman seni öldürürüm. Bunu yapamazsın baba. Böyle bir şey yaptıysan yemin ederim benden bir kuruş bile alamazsın.
Allah'ın yanındaki daha hayırlı ve kalıcıdır. Umurumda olmadan seni ayaklarından zincire vuracağım. Boşuna uğraşma baba. Başaramayıp sonunda pişman olursun. Çık dışarı. Çık dışarı. Yüzünü görmek istemiyorum. Seni evlatlıktan reddediyorum, oğlum değilsin. Çık dışarı. Ebu Cendel. Eğer sen onu reddediyorsan bunu kabul etmiyorum. O benim kardeşim. Seni de mi kandırdı ve onun dinine girdin? Cevap vermedin. Söyleyeceğim bu mu baba? Dinine kendi iradenle mi girdin diye sormak yerine seni kandırdı ve onun dinine girdin diyorsun. Fikirsiz, şahsiyetsiz biri gibiyim. Her şeye rağmen babama itaat edeceğim. Evet, babana itaat etmelisin. Ya ona ya da sana itaat etmek. Peki ben neredeyim? Evet. Neredesin? Müslüman olmadım. Henüz. Nasıl dedin? Henüz değil mi? Hangimiz gelecekte ne olacağını bilebilir ki? Kim bilir? Belki sen de bir gün fikrini değiştirip Müslüman olursun. Yarın pişman olacağın bir şeyi söyleme. Bütün Kureyş değiştirse de ben dinimi değiştirmem. Hurma dalından başka bir şeyim kalmasa bile Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşır, dinimi ve ilahlarımı korurdum. Günün aydın olsun Ebu Velid. Sana da günaydın Ömer. Acelen ne? Muhammed'in ashabından Habeşistan'a hicret etmek isteyenlere izin verdiğini duydun mu? Bununla ne yapmak istiyor? Sıkılmadın mı kadın? Sana kaç kere söyledim? Evet, özgürlüğüne kavuşunca. Peki beni hiç mi düşünmüyorsun Vahşi? Ben ne olacağım ha? Farz et ki 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuşabileceksin. Ya da 20 yıl sonra. O zaman ben ne halde olacağım? Belki 1 yıl sonra özgür olacaksın. Peki ben ne olacağım? Efendim senin hatırına beni azat eder mi? O zaman bakarız. Şimdi tek bildiğim, kendi kendine sahibi olmayan hiç kimse onu başkasına veremez. Peki ama ben, sen ne olursan ol yine de bana yetersin. Hadi Vahşi. Buraya sahip olan burayı yönetir. Onunla ne isterse yapar. İstediğini sevebilir. İstediğinden nefret eder ve uzaklaşır. Kendine bir bak. Bu kalple mi köleliğinden nefret etmiyorsun? Bunun için efendinden izin aldın mı? Eğer bulunduğun durumdan nefret etme hakkın olsaydı, sen o zaman istediğin kişiyi sevebilirdin. Bilal bunu anladı işte. Ama sen anlamadın. Bana onu hatırlatma. Söylendiği gibi ise Muhammed'in ashabının başına gelenler onun için hiç de kolay değil. Tabii Haşimoğulları koruduğu için onun durumu iyi. Bu nedenle isteyenlere hicret için izin verdi. Sen neden hicret etmek istiyorsun? Zira baban kavmin efendisi. Seni herkese karşı korudu. Bana ağır gelen baba, arkadaşlarım işkence edilirken görüp onları koruyamamak. Sorun baba, hep beraberken önce bizim sizi sonra sizin bizi inkar etmeniz. İçinizden biriyiz ama sizin gibi değiliz. Daha kötüsü babamı ateşte yanarken gördüğümde onu kurtaracak bir şey yapamamam.
Hem ben seni kavminin içinde zor duruma düşürmek istemiyorum ki. Onlar seni beni koruduğun için kınarlar. Yanımda olduğunda kınadıkları gibi hicret ettiğinde de kınarlar. Nasıl yani? Kavmin efendisi Utbe bin Rebia oğluna sahip olamadı ve bilinmeyen bir yerde yok olmasına izin verdi derler sonra. Ama Allah Resulü'nün dediği gibi orası iyi bir ülke. Oranın kralı kimseye zulmetmez baba. Bunu Necaşi ve ülkesi için mi söyledi? Muhammed çocuklarımızı böldü. Evet. Çocuklarımızla beraber kalplerimizi de böldü. Kalbimizin yarısıyla acıyoruz. Diğer yarısıyla öfkeleniyoruz. Ayrılmayı seçmeleri vallahi bizim için daha iyi. Dendiği gibi yolculuk nereye götürürse oraya yönel. Etrafımızda hiçbirinin kalmamasını ne çok isterdim. Böylece eziyetlerden ve utançlardan kurtulmuş oluruz. Hem de kavmimizin aklını karıştırmamış olurlardı. Bu daha iyi değil mi? Böylece yüzlerini toprağa gömerek namaz kılmalarından da kurtulmuş oluruz. Bırakın Habeş ülkesine hicret etsinler. Lat adına ölüme gidiyorlar. Ama farkında değiller. Bu nasıl olacak Ebul Hakem? Kral ve hanedanı Muhammed'in dininden değiller. Kendilerine ait kitapları, kilise... Biz onların dinine akrabalarımız olduğu halde sabredemiyorsak... Habeşistanlılar nasıl sabretsin? Hayır, sabretmez. Ebul Hakem, kavminin çocukları uzaktaki garip insanların eliyle öldürüldüğünde bu seni mutlu mu edecek? Böyle bir şey olursa vallahi sonsuza kadar onlardan dolayı kınanacağız. Kişi kendi kavmi tarafından öldürüldüğünde utanılmaz ama bir yabancı tarafından öldürülürse utanç vericidir. Dinimizi terk etmiş. Öyle olsa bile onlara bizden olmalı. Her zamanki söylediklerini duyamıyorum. Söyleyecek bir şeyim yok. Alışılmadık bir durum bu. Böyle alıştın zaten. En doğrusu şu, biz ne istemediğimizi biliyoruz. Muhammed ise söyleyeceğini söylüyor. Sonra da ne yapacağımızı bilmeden birbirimizle tartışıyoruz. Muhammed'in dinini istemediğimizi biliyoruz. Ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz baskıları arttırdıkça onların da sayıları arttı. Zayıfları direndikçe bizim güçlülerimiz zayıfladı. Böyleyken onları... Habeş'e hicret etmekten alıkoyacak mıyız? Bizim için onların ayrılıkları mı daha iyi? Engel olmayalım mı? O zaman Araplar onlara acır ve bizi kınarlar. Dileriz Habeşistan'da yok olup giderler. Öyle olursa Araplar şunu der. Kendi kanından olanlara iyi bakamadılar. Onları bilinmeyen değersiz bir ülkede ölüme terk ettiler. Umarım Necaşi onlara iyi davranır. Bu sefer de Araplar şöyle der. Oğullarını korkuttular ama başkası onlara güven verdi. Tabii eğer orada güvende olurlar ve dinleriyle ilgili sorun yaşamazlarsa. Araplar ve diğerleri arasında yayılana kadar dinlerine çağıracaklar. Bundan önce Kureyş'te olduğu gibi. Bu şehirde. Şu iki yer arasında. Lat adına Muhammed onları bunun için gönderiyor. Doğru ey Ömer. Eğer orada güvende olurlarsa sayıları artar. Kabul görüp başarılı olur. Atlar ve bizler savaşırsak Muhammed'in arkadaşlarını ele geçirebiliriz. Habeşistan'a hicret edenler hayatta kalır. Onun koruyucuları olurlar ve o da davetini onlarla devam ettirir. İhtiyat ordusu komutanının bir grup asker topladığı gibi
Onlar ordunun arkasını korurlar. Düşman öndeki askerleri yorduğunda arkadan takviye güç olarak müdahale ederler. Aynen öyle. Şimdi gördünüz mü? Muhammed nasıl da uzağa görüp plan yapıyor. Kamim ise kendi ayaklarının ucuna bakıyor. Ve bir görüş üzerinde anlaşamıyorlar. Ne söylediğinizi bilmiyorum. Olanlar onlara hicret etmesi yüzünden mi? Onları sadece işkenceden kaçmak için hicret ediyorlar diye biliyoruz. Lat adına atalarınızı küçük düşürüp Muhammed'in söylediklerini yüceltmekten başka bir şey yapmadınız. Galibiyetin yarısı düşmanını kendinden daha iyi tanımaktır. Bilal. Bilal, vallahi sen çok değiştin. Elhamdülillah. Ağır ol. Neyin var? Asıl senin neyin var? Arkadaşlarını unutuyor musun? Benim arkadaşlarım Allah'a ve Resulüne inananlar. İnancının sana faydası olmuş ey Bilal. İnandığım ilk andan itibaren. Özgür olmak nasıl bir duygu? İmanı tatmayandan başkası onun lezzetini anlayamaz. Kastettiğim bu değil. Ama benim kastettiğim şu anki duygular. İman ettiğim andaki duygular. O burada başlıyor Vahşi. Sonra bedene ulaşıyor. Bu senin yalnız kendi seçimin. Sana kimsenin veremeyeceği, kendi yaptığın bir şey. Burada işin olmadığı halde neden geldin? Gördüğüm insanları Allah'a davet ediyorum. Arapları dinine mi çağırıyorsun? Onların şerrinden kurtuldun ve özgür oldun. Bu yetmedi mi? Eğer bana bahşedilen nimetleri başkası için de istemezsem, bana verdiklerinden dolayı Allah'a nasıl şükrederim? Bilal, bu Habeşistan'a hicret. Atalarımın ve atalarının toprağı. Ben hicret etmeyeceğim. Yazık. Araplar hicret ederken Habeşli olan sen burada mı kalacaksın? Hayır. Bir gün beni anlayacağını düşünmüyorum. Benim kavmim burada. Burada Vahşi. İslam beni onlardan biri yaptı. Dinim onların dini. Lisanım da onların lisanı. Dertlerim onların derdi. Hedefim onların hedefi. Burada yaşıyorum. Ve burada öleceğim. Habeşliler bu kutsal yeri Araplarla ve Müslümanlarla savaşmaya gelirlerse kardeşlerimle beraber onlara karşı savaşırım. Belki söylediğin gibidir. Bunu hiç anlayamayacağım. Bu konuda kararlı mı? Ona ne vurdum ne de hapsettim. Niye yapsın ki? Keşke hapsetseydin. O zaman hiçbir yere gidemezdi. Nereye isterse gitsin, denizde de boğulsa, vahşi kuşları alıp götürse de artık beni ilgilendirmiyor. Abdullah. Gerçekten çölü yürüyerek mi geçeceksin? Birkaç kardeşimle Beni Amr kuyusunda buluşmak için sözleştim. Biri beni devesinin arkasına alacak. Bunu al. Ona ihtiyacım yok. Kibirlenme. Geriye nasıl döneceksin? O kadar da zayıf değilim. Ve Mekke sınırlarından henüz çıkmadım. Ülkedeki yerinizi nasıl buldunuz?
Allah Resulü'nün bize bahsettiği gibi. Barış ülkesi, yanında kimsenin zulmedilmediği kral. Böyle mi söyledi? Yemin ederim ki evet. Vallahi onu kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacağım. İhtiyacınız olursa bana söyleyin, kapım size açık. Toplu ya da tek olarak. Hiçbir eksiğimiz yok majesteleri. Sadece... Mekke'nin hasreti var. Onu bıraktığınızdan daha mı güzel? İnsanın vatanı onun için değerlidir. Şunu çok isterdik. Kavmimizin iman etmesini ya da bizi ve inancımızı rahat bırakıp onlarla orada kalmayı Allah Resulü'nü onların diliyle gönderdi. Vallahi onların hidayetinden başka bir isteği yok. Ama onu engelliyorlar. Peygamberlerin durumu böyledir. Kavimlerine karşı mücadele verirler. Eğer o kavmini yenerse kazanmış olurlar. Ama yenilirse büyük bir hüsrana uğramış olurlar. Ey kral, söylediklerin ne kadar güzel. Keşke sizin için bir şeyler yapabilsek. Ayrılık acısını biraz hafifletmiş olsak. Ancak... Sabır. Bilgime göre Utbe'nin oğlu da olmalı. Utbe'yi tanır mısınız ey majesteleri? Tüccarlarınız hala ülkemize geliyor. Alışveriş yapıyorlar ve bazıları beni hala ziyaret ediyor. Ebu Süfyan'ı iyi tanıyorum. Elas bin Vail ve oğlu Amr bin As. Bu genç zeki, akıllı ve görüş sahibi. Onu sevdim. İyi biri. Benimle kalmasını isterdim. O nasıl? Şimdi Ebu'l-Hakam, şimdi Ebu Ali, şimdi Ebu Abdüşşems, şimdi Kureyş topluluğu Habeş'e hicret etmeleri konusundaki fikirlerinizin yanlış olduğunu gördünüz. Yemin ederim ben size nasihat ettim. Üzerimize gelme Ebu El-Velid. Kralın kendisine gelenlere iyi davranacağını düşünmedik. Dedik ki fazla vakit geçmeden dönerler ve yeryüzü onlara dar gelir. Bir şey umdunuz ama onu bulamadınız. Nereye bakarsanız bakın, sizi rahatsız edecek bir şey görüyorsunuz. Siz ekip biçmekle uğraşmıyorsunuz. Sizden biri Müslüman olduğunda onunla alışverişi hemen kesersiniz. Ve ona dinine dönene ya da acıkana kadar alışveriş yok dersiniz. Şimdi... Şimdi her şey aleyhinize dönmek üzere. Söyleyin bakalım, sizden alışveriş yapan Mekkelilerin çoğu burayı terk ederse haliniz ne olur acaba? Ne güzel. Siz satışta onlara ambargo koyuyordunuz. Onlar da sizden alışveriş yapmayarak sizi sıkıntıya düşürecek. Bundan daha kötüsü, Habeşistan'la aramızda büyük bir ticaret ilişkisi var. Benim korkum şu. Kral onlara meylederse onu bize karşı kışkırtabilirler. O zaman ticaretimize ne olur? Birbirimizi suçlamak için mi toplandık? Görüşlerimizi ortaya koyalım. Muhammed'in ashabına baskıyı hafifletmekten başka çareniz yok. Habeşistan topraklarındaki ticaretimiz de sıkıntıya girerse... ...bazılarımız onları sakinleştirip razı etmeli ve geri dönmeye ikna etmeliyiz.